Yılbaşında ekrana veda eden Zümrüt Anka dizisiyle yıldızı parlayan Ceren Yılmaz, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken kameramıza takıldı. Güzel oyuncu geçen haftalarda koronavirüse yakalanmıştı. Ceren Hanım nasılsınız? Merhaba, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim, maalesef. Nasıl bir süreçti sizin için? Yani benimki ilk 2-3 günüm çok zordu açıkçası. Çünkü böyle 40 derece ateşte falan yattım. Hastanede yatmak zorunda kaldım. Ama bütün ev olarak olduğumuz için biz sonrasında eve çıktım, evde devam ettim karantinaya. Daha zaten biteli bir hafta oldu karantinam. Ama yine o bir, yani karantinam bittikten sonraki süreçte de yine bir hafta hiç çıkmadım. Yani bütün ev derken? Ablam, eniştem falan hep birlikteydik. O sırada oldu. Onlar da pozitif çıktı. Hepimiz pozitif çıktık evde. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Nereden bulaştığını hiç bilmiyoruz. Çünkü ondan önceki süreçte yani 4-5 gün full evdeydim. Nasıl olabilir onu da bilmiyorum. Ya gezerken olmadı açıkçası. Evdeyken oldu benim için. Çok dikkat ediyor muydunuz peki? Yani tabii maskemi hiç çıkarmıyordum zaten. Hiç öyle bir şeyim olmadı. Ceren Yılmaz, korona atlattıktan sonra şiddetli baş ağrıları yaşamaya başladığını ve artık çok çabuk yorulduğunu anlattı. Peki herhangi bir semptomu devam ediyor mu? Baş ağrısı çok var. Yani bazen böyle bu, hani migreni olan insanları şimdi anlamaya başladım açıkçası. Çok zorluyor baş ağrısı. Ama onun dışında bir de yorgunluk. Mesela normalde 10 kilometre yürüyeyim, çok normal bir şekilde evine geri dönerdim yani. Şu anda bir kilometreden sonra bir yoruluyorum, acaba mı oluyor? Herhalde sahilde yürüyüşe de hani nefesinizi tazelemek açısından çıktınız. Evet evet, dün işte ilk defa başladım. Çok iyi geldi. O yüzden bakalım bundan sonra da devam edeceğim. Yılmaz henüz tatil planı yapmadığını belirtti. Ya aslında olabilir ama çok böyle antikor oluşturmanın süresi varmış galiba. Onu biraz bekliyorum. O oluşmadan çok dışarı çıkmak istemiyorum. Ya da bir yerden bir yere gitmek için de araba gerekiyor ya sonuçta. Bir arabayla seyahat edilmesi ya da uçakla. Hani ona, o şeye girmemek için. Hala korkulanız devam ediyor herhalde. Evet, ben aslında hiç korkmuyordum öncesinde. Hiçbir korkum yoktu. Etrafımdaki insanlar korkunca da abartmayın hani. Ya hepimiz olacağız ya da olmadan geçecek bu süreç diyordum ama çok ağrılı geçince şu an korkuyorum açıkçası. Ünlü oyuncu kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen gösterdiğini ifade etti. Şu an ne yapıyorum? Kapalı ortamda kimseyle bulunmuyorum. Açık ortamda da dediğim gibi bugün arkadaşımla işte gördüğünüz sizde yürüyüşe çıktık sadece. O da yani çok kalabalık sahil. Kalabalık olması aslında temiz hava almak için bir maskeyi indireyim, bir yürüyeyim demek, yürüyeyim istemiştim ama olmuyor maalesef. Ceren Yılmaz, menajerini değiştirmeye karar verdiğini de açıkladı. Bir proje soralım. Zümrüt Anka bittikten sonra hayranlarınız da çok yazıyorlar herhalde sosyal medyada. Evet, evet. Ve ben çok hastayım mesela o sırada. Nasıl kızıyorlar? İşte yok, bizi dikkate almıyorsun. İşte yeni projeyi istemiyor musun sen falan. Hayır, ben o sırada yatıyorum, çok kötüyüm mesela. Onu algılamıyorlar bile. Onlar da tabii ki eminim çok iyi olmam için yapıyorlardır ama şu an bir süreçteyim. Menajerimi değiştiriyorum. O yüzden daha yeni menajere geçmedim. Bir duraksama dönemindeyim. Hani doğru olanı bulmak için bekliyorum açıkçası. O yüzden de henüz bir görüşme yapamıyorum. Yılmaz, ters köşe bir rolü canlandırmayı çok istediğini sözlerine ekledi. Düşündüğünüz ileride hani oynamak istediğiniz bir rol var mı? Yok, özel öyle bir şeyim yok ama sadece ters köşe bir şey olsun istiyorum. Yani hani Zümrüt böyle daha naif, yani Zümrüt'ten çok farklı bir şey olsun ki insanlar... Biraz aksiyon tarzı. Ya aksiyon zaten o hep istediğim bir şey benim. Hani bir savaşçı bir kadın oynamayı hep isterim. Ama illa öyle olmasına gerek yok. Yani bir psikopatı da oynayabilirim. Özlemeye başladın mı yavaş yavaş? Evet, yavaş yavaş özledim. Yani şöyle ilk başta bir iyi geliyor. Oh, nefes aldım falan diyorsun ama şu an özlüyorum. Ceren Hanım çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.